dünyadan son dakika yepyeni seyahat haberlerinin yer aldığı Gezelim.com'a bu hafta Mısır'dan tatil kenti Şarm El Şeyh'ten başlıyoruz ve ilk haberimiz İstanbul'dan geliyor. Fatih Camii'nden hazırladığımız özel haberimiz Gezelim.com'da. Fatih Camii ve Külliyesi Osmanlı Türk mimarisinin İstanbul'da ilk inşa ettirdiği ve geliştirdiği abidevi eserlerdendir. Şu anda bulunduğumuz yer İstanbul'un 4. tepesi. Bu 4. tepenin hikayesine Roma dönemine giderek bakmamız gerekiyor. Roma döneminde karşımıza çıkan ilk isim İmparator Konstantin. Konstantin'le buradaki caminin ne alakası var? O dönemde de bu tepe çok önemli. Nasıl önemli? Konstantin Hristiyanlığı resmi din olarak 330 yılında kabul ettikten sonra buraya bir kilise inşa ediyor. Bulunduğumuz mevkiye bir kilise inşa ediyor. Bu kilisenin adı da Aya Apostoloi, yani 12 Havari Kilisesi, Havariyum Kilisesi. Konstantin'in şöyle bir hayali var. Çok mütedeyyin bir Hristiyan. 12 havarinin kemiklerini buraya toplamak, burada bir mezar alanı oluşturmak, 12 havarinin kemiklerinden oluşturmak, lahitlerin ortasına da 13. havari şeyle, nazarıyla kendi kabrini, lahitini koymak ve burayı dini bir merkez haline getirmek, Konstantinopolis'i daha da popüler hale getirmiş bir şehir kılmaktı. Fakat kilise inşa ediliyor, Konstantin buraya defnediliyor, 3 tane havarinin rülikleri rivayeten buraya ulaşıyor. Böylece bu alan önemli bir merkez haline gelmiş oluyor Roma döneminde de. Peki İstanbul'un fethine geldiğimiz süreçte Havariyum Kilisesi'nin akıbeti ne durumda? İçinde resmen baykuşlar ötüyor diyebiliriz. Latin istilasında çok büyük zarar görmüş Havariyum Kilisesi. Yeri harap olmuş bir vaziyette. Buna rağmen Ortodoks Patriği buraya taşınıyor. Patriklik buraya taşınıyor. Harap bir vaziyette olmasına rağmen burada hala işlerini yürütüyorlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bu mevkiye geliyor. Buranın topografyası, yine şehrin tepelerinden birisinin üzerinde olması Fatih Sultan Mehmet'in de dikkatini çekiyor. Özellikle de Konstantin'in de buraya bir önem vermesi burada yeni bir mabedin inşa şansının hikayesini başlatıyor. Yeni mabedimizde doğal olarak hangi mabet? İsmiyle müsemma Fatih Sultan Mehmet Han Camisi. Kabri de hemen mihrap hizasında bulunmakta. Cami Fatih döneminde inşa ediliyor. 1760 yılında caminin inşası bitiyor. Kesinlikle Havariyum Kilisesi üzerine inşa edilme yok. Hatta Ortodoks Rum Patrikliğinden burası alındığında Fatih Sultan Mehmet onları böyle buradan sürerek göndermiyor. Yerlerine başka bir arazi tahsis ederek o şekilde bu caminin arsası temin edilmiş oluyor. Hatta şöyle hoş bir rivayette var. Süheyl Ünver'den bize ulaşan rivayette. Şöyle bir hikaye. Caminin bir kısım arazisi bir çoban kişiye, bir çoban dede namıyla meşhur olmuş bir dedeye aitmiş. Cami inşa edilirken bir verme istemiyor. Yani onun ağları mevcutmuş burada. Fatih Sultan Mehmet kendisiyle görüştüğünde şöyle bir ricada bulunuyor. Eğer mihrap kısmında benim sarığım ve asam, cübbem sergilenecek duracaksa, burada camideki o dualarla teberrüklenme kaygısıyla herhalde çoban dede böyle bir istekte bulundu. Camiye kendi cübbesi ve sarığı konulduktan, asası konulduktan sonra araziyi bağışlıyor ve Fatih Sultan Mehmet Camii inşa ediliyor. Fakat camimizin hikayesi bu kadarla bitmiyor. Çok büyük depremlerde gördüğü hasarlardan dolayı, ki en büyük hasarı 1766 depreminde görüyor ve camiden günümüze şu anda sadece o orijinal halinden ulaşabilen dış son cemaat yerinde pencerelerin üstündeki alınlar, çini alınlıklar, Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki camiden günümüze ulaşan kısım ve dışarıda musalla taşlarının çıkışında bulunan cümle kapısının girişindeki alınlık, farklı taş dizilimleriyle yapılmış alınlık, yine camimizin şerefelerinin pabuç kısmı ve gövde kaydı kısmı günümüze ulaşan kısımlar. Ne yazık ki gördüğümüz cami Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Mimar Sinan Atik'e inşa ettirdiği cami değil, 3. Mustafa'nın inşa ettirdiği cami.
sezonu yaklaşırken ülkemiz dünyanın dört bir yanından gelecek olan turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Tatil sezonu yaklaşırken Türkiye yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kiralık tatil yerleri için arama motoru hizmeti sunan bir internet sitesi 2022 yılında mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkelerin listesini hazırladı. Son 12 aydaki Google aramalarını analiz eden şirketin oluşturduğu sıralamada insanların en çok ziyaret etmeye istekli olduğu ülkeler yer alıyor. Veriler Türkiye'nin cazibesini bir kez daha ortaya koydu. Son 12 aydaki ortalama aylık aramalara göre Türkiye 102.100 aramayla turistlerin görmek istediği destinasyonlarda ilk sırada geliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Türkiye bu yıl yolcular için en popüler ülke. 102.000'i aşan toplam arama sayısıyla açık ara favori. İster Antalya'ya plaj gezisi, ister İstanbul'a hafta sonu şehir tatili ya da Kapadokya'ya romantik bir kaçamak olsun, Türkiye bunların hepsine sahip denildi. Açıklamada Türk mutfağına da vurgu yapılarak mezeleri ve baklava gibi tatlı ikramları şeklinde lezzetli özel ürünler sunuyor notu paylaşıldı. Deniz, kum, güneşin ışığında Antalya doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle de Kurşunlu Şelalesi gelen bütün turistlerin uğrak noktalarından. Şimdiki haberimiz Antalya'dan. Denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra şelaleleriyle de dikkati çeken Antalya'da şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil tabiat parkıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kurşunlu Şelalesi, ziyaretçilerini serinletmesinin yanı sıra sahip olduğu minik gölleri ve eşsiz florasıyla da tercih nedeni oluyor. Şelale, suyun aktığı vadi boyunca ormanın derinliklerine doğru ilerleyen ziyaretçilerine doğası ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi sunuyor. Gelin ve damatların da düğün günlerini ölümsüzleştirmek için gittiği şelale zaman zaman doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Yaklaşık 18 metre yüksekten akan şelalenin yanı sıra Çağlayanların da renk kattığı tabiat parkı bu yıl beklenenin üzerindeki yağışlardan nasibini aldı. Şelaledeki su miktarı geçen yıllara göre arttı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Kurşunlu'nun 14 endemik 261 bitki türüne sahip olduğunu ve çeşitli su canlılarını barındırdığını dile getirirken, şelalenin piknik alanları, yürüyüş güzergahlarını barındırdığını kaydetti. Kesinlikle Antalya'nın en önemli ve en eski destinasyonlarından birisi burası. 1991 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. 1991 yılından bu yana Antalya'nın en ilgi çeken yerlerinden bir tanesi. Herkese burada aktivite var. Piknik yapmak isteyenlere piknik alanlarımız var. Yürüyüş yapmak isteyenlere yürüyüş güzergahlarımız var. Bitki çeşitliliğini görüp tanımak isteyenlere özel alanlarımız var. Burayı tercih edenler kesinlikle pişman olmayacaklardır. Ciddi bir tür sayımız var burada. 67 familyaya ait 261 türümüz var. Bunun 14 adedi endemik tür. Bu 586 hektarlık küçük bir alan için büyük bir rakam. Mısır'da Şarm El Şeyh'ten sunduğumuz programımıza şimdi Endülüs'ten devam ediyoruz. Endülüs, İslam medeniyetleri için oldukça önemli bir bölge olmuştu ve hala birbirinden güzel yapılar bu topraklarda sapasağlam. Hem tarihi hem de kültürel statüsü açısından İslam medeniyetleri içerisinde oldukça önemli bir yerde bulunan Endülüs toprakları, İslam'ın altın çağı ve Rönesans olarak adlandırılan döneme ev sahipliği yaptı. Dönemine göre oldukça muazzam bir işçilikle yapılan saraylar, hanlar ve binalar Endülüs'te İslam'ın altın çağının parıltısını günümüze taşıyor. Endülüs denildiğinde akla ilk gelen yapı elbette yüzyıllar boyunca Emevi Devleti'nin karargahı olmuş Elhamra Sarayı geliyor. Kendisine has süslemeleri ve göz kamaştıran bahçesiyle de bu dünyadan olamayacak kadar güzel bir görüntüye sahip olan Elhamra Sarayı tüm ihtişamıyla yüzyıllardır ayakta duruyor. İslam sanatının içerisindeki zarafete gizli asaletin en güzel örneklerinden olan Elhamra Sarayı, Endülüs'te görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Endülüs denilince akla gelen bir diğer yerde Kordoba'da bulunan La Mezquita. Endülüs Emevilerinin kentte inşa ettikleri 600 camiden biri olan yapı, Emevi mimarisinin en güzel örneklerinden biri.
Her ne kadar Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra La Mesquita katedrale dönüştürülmüş olsa da, mimari özelliklerini büyük oranda korudukları katedralin her duvarında farklı süslemelere sahip onlarca şapel bulunuyor. Günümüzde İspanya Kralı tarafından da kullanılan Alcázar Sarayı, aktif olarak kullanılan yapıların en eskisi konumunda. Sonradan eklenen bölümleriyle bir hayli görkemli hale gelen Alcázar, ihtişamı ve zarafetiyle bölgenin en önemli eserlerinden biri. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri Gaziantep'te. Zeugma Mozaik Müzesi ve şu anda turist yoğunluğu yaşıyor. Şimdiki haberimiz Gaziantep'ten. Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Çingene Kızı eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Gaziantep'te 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor. Çingene Kızı mozaiğinin Amerika'dan 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze ilkbaharda turistlerin ilgisini çekiyor. Müze Müdürü Özgür Çomak, 2022 yılının bahar ayları itibarıyla hareketli bir dönem yaşadıklarını söyledi. Gelecek ay turizm sezonunun açılmasıyla geçmiş yıllardaki rakamları kat be kat geçeceklerini, şu an için gelen ziyaretçi yoğunluğunda gördüklerini belirten Çomak, "Özellikle bu sabah çok mutlu olduk. İspanyol turistlere ait 5 tur otobüsü geldi. Yine Bulgaristan'dan ziyaretçilerin bulunduğu turlar geldi. Özellikle yabancı turların çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor," dedi. Pamukkale'de başlayan sıcak hava balonları turu 2012 yılından beridir turistlerin ilgi odağı. Pamukkale'yi gökyüzünden izlemek isteyenler muhakkak bu turlara katılıyorlar. Pamukkale ve bölgedeki antik kentleri kuş bakışı izlemek amacıyla 2012 yılında bir sıcak hava balonuyla başlayan turlar aradan geçen 10 senede 40 balonla gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'yi ziyaret edenler 45 dakika boyunca travertenlerin üzerinde etkileyici bir balon turuna katılıyor. Balonlar gün doğumundan önce travertenler bölgesindeki kalkış alanlarına getiriliyor. Uçuş için hazırlanan balonların çevresi ise tura katılmak ve uçuşları izlemek isteyenlerle doluyor. Balonların hazırlanışını izleyen turistler daha sonra rengarenk balonlarla Koca Çukur mevkisinde fotoğraf çektiriyor. Pamukkale'deki balon şirketinin genel müdürü Muhammed Kaplan, bölgede 19 firmanın 40 balonla turlara devam ettiğini söyledi. Pandemiden dolayı 2 yıl düşük bir sezon yaşadıklarını ve virüsün etkisini azaltmasından dolayı turların tekrardan canlanmaya başladığını anlatan Kaplan, şunları dile getirdi. Sabah biz ekipler olarak sabah 4.30'da ofislerimize toplanıp balonlarımızı hazırlayıp alana geliyoruz. Pilotlarımızın kalkış alanı belirledikten sonra uçuşu gerçekleştirdiğimiz alandan balonları şişirip uçuşlarımıza başlıyoruz. O günkü hava şartı ve rüzgar şartlarına bağlı olmakla beraber yaklaşık 800 bin metre civarında travertenler bölgesine, travertenlerin üzerinde ve Hierapolis Antik Şehri üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mısır'da Şarm El Şeyh'te turkuaz suların yanı başındayız ve sizlere şimdi Bursa'dan bir haber getireceğiz. Bursa'nın meşhur Cumalı Kızık Köyü özellikle de önümüzdeki aydan itibaren çok fazla turist akınına uğrayacağı tahmin ediliyor. Sezonun tam olarak önümüzdeki ay başlayacağı düşünülüyor. Bursa'da Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşımasından dolayı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Cumalı Kızık Mahallesi'nde turizm sezonu gelecek ay başlayacak. Geçmiş yıllarda haftada yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan ancak COVID-19 salgını nedeniyle 2 senedir sakin kalan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalı Kızık, Ramazan Bayramı ile başlayacak yaz döneminde yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlere hazırlanıyor. Salgın döneminde en sessiz günlerini yaşayan Cumalı Kızık'ta işletmeler, turizm sezonu öncesi temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve bir müzenin bulunduğu mahallede, özellikle kadınların işlettiği 60 yeme içme mekanının yanı sıra 150'ye yakın hediyelik ürün tezgahıyla hizmet veriliyor.
Yöresel lezzetleriyle meşhur olan Trabzon'da 15 saatte odun ateşinde pişen tenekede mısır ekmeği sadece yöreliler tarafından değil dünyanın dört bir yanına da gönderiliyor. Çok merak ettim, acaba nasıl bir ekmek? Haberimiz Trabzon'dan. Trabzon'un özellikle Sürmene ilçesindeki taş fırınlarda yaklaşık 15 saat odun ateşinde pişen tenekede mısır ekmeği, yörenin yanı sıra başka illere ve yurt dışına da satılıyor. Yöreye özgü asırlık lezzet tenekede mısır ekmeği, mısır ununun yanı sıra halk arasında bal baklalı mısır unu olarak bilinen soya fasulyesi unundan mayasız üretiliyor. Özellikle Sürmene ilçesinde köylerde ve taş fırınlarda üretilen mısır ekmeği, yörede her öğün tüketiliyor. Lezzeti ve uzun süre taze kalmasıyla tercih edilen tenekede mısır ekmeği yapım tekniğiyle dikkat çekiyor. Adını yapım şeklinden alan mısır ekmeğinin sofralara yolculuğu mısır unu, soya fasulyesi unu, tuz ve su karışımından hazırlanan hamurun çelik paslanmaz teneke kalıba yerleştirilmesiyle başlıyor. Genellikle akşam saatlerinde hazırlanan tenekedeki hamurlar taş fırında odun ateşinde yaklaşık 15 saat pişmeye bırakılıyor. Uzun süre pişirilmesiyle lezzetine lezzet katılan mısır ekmeği kiloyla satışa sunuluyor. Mısır'dayız, Şarm el-Şeyh'teyiz, Kızıldeniz'in yanı başındayız. Ve şimdiki haberimiz de Ürdün'den Petra Antik Kenti'nden geliyor. Petra Antik Kenti'nin mimarisini gören turistler hayranlığını gizleyemiyorlar. Ürdün'e gidiyoruz. Nebati İmparatorluğu tarafından M.Ö. 400 ila M.S. 106 yıllarında inşa edilen ve yıllara meydan okuyan antik kent Petra, eşsiz mimarisini görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Göçebe bir kabile olan Nebatilerin Ürdün Kumtaşı kayalıklarına kurduğu Petra, ticaret sayesinde çok zengin ve kalabalık bir şehir halini aldı. Daha sonra Roma'nın hakimiyetine geçen Petra, bu dönemde de önemini sürdürdü. Ticaret yollarındaki değişiklik ve yıkıcı depremlerle önemini yitiren Petra, uzun bir dönem sadece Bedevilerin yaşadığı bir alan olarak varlığını sürdürdü. İsveçli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de yeniden keşfedilen Petra, dünyada büyüleyici ve güzel bir antik kent olarak giderek daha fazla tanınmaya başladı. Petra, şehrin birçok yapısının oyulduğu kayaların renginden dolayı gül kırmızısı şehir olarak da ünlendi. Şehir 7 Temmuz 2007'de dünyanın 7 harikasından biri olarak seçildi. Musa Vadisi'nin eteklerinde oluşturulan modern ziyaretçi kabul salonundaki bilet gişelerinden geçildikten sonra antik kentin ilk kalıntıları göze çarpıyor. Dağların arasından yürüyerek ulaşılan antik kente giden ziyaretçileri daha sonra 1200 metre uzunluğunda ana giriş karşılıyor. Kayalıkların arasından geçen ziyaretçileri Petra'nın en görkemli cephesi ve şaheseri El Hazne karşılıyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki El Hazne, korint sütun başlıkları, frizler, figürler ve karmaşık şekilli dekoruyla dikkat çekiyor. İngiltere'de 2021 yılının en çekici şehirleri yayınlandı. Yapılan bir araştırmada Fransa, Paris ilk sırada yer alırken İstanbul'da 20. sırada yer aldı. İngiltere merkezli pazar araştırma şirketi 2021 yılının en çekici şehirleri listesini yayımladı. Şehirlerin COVID-19'da mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, sakinleri için yaşam kalitesini korurken turistleri cezbetmesi ve ağırlamanın zorluklarıyla başa çıkması göz önüne alınarak hazırlanan listede İstanbul'da yer alıyor. Listenin bir numarasında Fransa'nın başkenti Paris yer aldı. Paris'i Dubai takip ederken İstanbul listenin 20. sırasında yer aldı. Amsterdam listede 3. sırada yer alırken Madrid 4, Roma 5. sırada kendilerine yer buldu. Erzincan'ın jeolojik konumu, 4 mevsimi yaşanabilir oluşu, ekoturizm faaliyetleri açısından çok uygun olduğu açıklandı. Adeta ekoturizm cenneti Erzincan. Şimdiki haberimiz Erzincan'dan. Erzincan gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle oldukça zengin bir kaynağa sahip olarak bölgenin ekoturizm cenneti halinde.
Erzincan'ın Anadolu topraklarında sahip olduğu jeolojik konum ve dört mevsimin yaşanabilir oluşu, birbirinden farklı ekoturizm faaliyetleri için son derece uygun bir il olduğu açıklandı. Ekoturizm alınan alanlarda bulunan mağara, şelale ve benzeri doğal oluşumlarla sportif alanları gibi çekicilik merkezlerinde gerekli çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarının daha fazla yapılması gerektiği belirtilerek ekoturizm bölgesinde yaşayan yerel halka pansiyonculuk, servis ve kalite, işletme yönetimi ve hediyelik eşya üretimi ve benzeri konularda eğitimlerin artırılması gerektiği kaydedildi. Erzincan ilinde yeşil alanların toplam yüz ölçümü içinde oldukça yüksek bir orana sahip olduğu ifade edilerek Erzincan ili, gölleri, akarsuları, kaplıca suları, dağları, yaylaları ve vadileriyle ekoturizm açısından oldukça zengin bir kaynağa sahiptir denildi. Erzincan'da ekoturizm açısından değerlendirilen ve değerlendirme potansiyeline sahip faaliyetler şöyle belirtildi. Dağcılık ve tırmanış, rafting, kano, yamaç paraşütü, kayak, buzul tırmanışı, kamçılık, trekking, dağ bisikleti, off-road. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Bozcaada. 2 yıl aradan sonra sezona erken başlıyor. 23 Nisan tatilini ve bayram tatilini de fırsata çevirmek istiyor. Şimdiki haberimiz Bozcaada'dan. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 2 yıl aradan sonra sezon erken başlıyor. 23 Nisan tatiline hazırlanan işletmeler Ramazan bayramını da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, bu sene 23 Nisan'da işletmelerimizin çoğu faaliyete başlıyor. Güzel bir sezon bekliyoruz dedi. Pandemi nedeniyle 2 yıldır turizm sezonuna geç başlayan Bozcaada'daki işletmeler artan maliyetlere rağmen bu yıl hazırlıklara erken başladı. 23 Nisan tatiliyle birlikte sezonu açmaya hazırlanan işletmeler Ramazan bayramını da fırsata çevirmek için aralıksız çalışıyor. İşletmeler rezervasyon için son hazırlıklarını gözden geçirirken Bozcaada Belediyesi de takviye ekiplerle üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Şu anda hazırlıklarımız tam hız devam ediyor. 23 Nisan gibi işletmelerimizin birçoğu faaliyete girmiş olacak. Bayramda da hepsi faaliyete girmiş olacak. Bu sene malum yeni köprünün açılmış olması ulaşımı çok kısalttı. Bizim için çok büyük bir avantaj ve yine Bozcaada'mız tabii ilk önce tercih edilecek bölgeler arasında olacaktır. Resmi olarak 4200 yatak kapasitesine sahip ancak ruhsatsız işletmelerdeki kaçak konaklamalarla misafir sayısının 15-20 bine çıktığı Bozcaada'da etkinlik takvimi de açıklandı. Bozcaada'da kültürel ve sanatsal etkinlikler Mayıs ayında başlayacak, Ekim sonuna kadar sürecek. Tabiatın kalbi olarak nitelendirilen Bolu'nun tabiat merkezleri her gün gittikçe turist sayısını arttırıyor. Ve şimdiki haberimiz bir dünya cenneti Bolu'dan geliyor. Tabiatın kalbi olarak adlandırılan Bolu'daki turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla %12.35 arttı. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Bolu'daki turizm merkezleri, yeni tip koronavirüs salgını dönemindeki sakin günleri bu yıl geride bırakmaya başladı. Özellikle Avant ve Gölcük Tabiat Parkları'yla Yedi Göller Milli Parkı'nda ilkbaharın gelişiyle hafta sonları hareketlilik arttı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre bu yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında bölgedeki tabiat parkları ve milli parklarla Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12.35 arttı. Bolu'daki turizm merkezlerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 231.257 olan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 259.825'e yükseldi. Bu dönemde 1600 yataklı 5 otelin bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 90.038 kişi konaklarken Gölcük Tabiat Parkı'nı 65.484, Avant Tabiat Parkı'nı 102.242, Yedi Göller Milli Parkı'nı 1506, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Göksu Tabiat Parkları'nı 555 kişi gezdi. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'in Çandarlı ilçesindeki Çandarlı Kalesi. Aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen sapasağlam yapısıyla gelen turistleri etkiliyor. Şimdiki haberimiz Çandarlı'dan.
İzmir'in Dikili ilçesinde M.Ö. 6. yüzyılda yapılan ve bugünkü görünümü M.Ö. 14. yüzyılla tarihlenen Çandarlı Kalesi, burçları, kuleleri ve savunma yapılarıyla ihtişamını koruyor. Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Çandarlı Mahallesi'ndeki tarihi yapı, içinde bulunduğu yarımadanın karayla bağlandığı kısma yakın, doğu-batı yönünde eğimli, kayalık zemin üzerinde yer alıyor. M.Ö. 6. yüzyılda o dönemki adıyla Pitane'yi koruma amaçlı inşa edilen kale, Milattan sonra 14. yüzyılda Foça'yı ele geçiren Cenevizler tarafından bugünkü görünümüne kavuşturuldu. Osmanlı Sultanı 2. Murat döneminde fethedildikten sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa tarafından 15. yüzyılda yeniden restore ettirilen kale sağlamlaştırılıp korunaklı ve daha işlevli hale getirildi. Üç tarafı denizle çevrili olan yarımadaya hakim, beş kulesi, mazgalları, kapısı ve duvarları ile dikkati çeken Çandarlı Kalesi'nin giriş kapısında bulunan ve bazı bölümleri silinen kitabesinde Fetih Suresi'nden ayetler yer alıyor. 2021 yılında yapılan bir araştırmada dünyanın en yoğun havalimanı listesinde İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuyla ikinci sırada yer aldı. Şimdiki haberimiz havalimanımızla ilgili. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan 2021'in dünyanın en yoğun 10 havalimanı ve uluslararası yolcu trafiği verilerine göre İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, konsey tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak dünyanın en yoğun 10 havalimanı listesi açıklandı. Amerika'da bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl %76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı. Uluslararası yolcu trafiğinde ise 2021 yılındaki verilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcuyla birinci sırada yer alırken İGA İstanbul Havalimanı 26,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ikinci oldu. Bu listede 2019 yılında 14. sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı 2020'de listenin 6. sırasında bulunuyordu. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bir gezelimin daha bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'un Ramazan özel bölümünde şimdi Peygamberler Kenti Diyarbakır var. Diyarbakır bölümümüzü de sakın kaçırmayın. İyi seyirler.